Biraz gününden merhaba. Bilmeyenler için ben Rabia. Bugün ben Japonya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Japonya'ya uçuş hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hani bu söyleyeceklerim, Türkiye'ye gidiş için zaten çok bir sıkıntı yok ama Haziran'dan itibaren geçerli olan yönetmelik mi oluyor işte, ondan ve dönüşte 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmiş olan yönetmelik. Öncelikle gidişinden bahsedeyim. Türkiye'ye giderken benim biletimi aldığım zaman da Türkiye Japonya'dan PCR testi falan istemiyordu. Of, ses çok fazla. Bu Ağustos böceklerinin sesi. Neyse. Daha sonra 72 saat içinde bir PCR testi ve 48 saat için ya da 48 saat içinde yapılmış bir antijen testi istediler. Bunları veriyorsunuz. Hani sadece ben antijen testi yaptırdım. Hani yanımda yine yedek olarak yaptırdığım Japonca olan bir PCR testi vardı. Belge Japoncaydı, İngilizcesi yoktu. Zaten yani o kontuardaki herkes Japondu ama bilmiyorum, hani yine de ne olur ne olmaz İngilizcesini de almakta fayda var bence. Ben antijen testi aldım, İngilizce tamamen yaptırdım. Daha sonra uçağa binerken bir sıkıntı olmadı. Hani zaten maske şeklinde gidiyorsunuz. Herhangi bir şey gerekmiyor. Bir de şey yaptırıyorsunuz. Yani HES kodu alıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın bir sitesi var. Zaten bunu size söylüyorlar. Ya da hani Türk Hava Yolları'nın sitesinden alıyorsanız size bir e-mail geliyor. Aşağıya açıklamalara linki bırakırım. Bir de onu dolduruyorsunuz. Bu yurt dışı HES koduyla alakalı bir şey. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da hani benden herhangi bir şekilde bir PCR istenmedi. Ama girerken bu HES belgesinin olduğu belgeyi gösterdim. O şekilde geçtim. Ama herhangi bir PCR yaptırmanıza gerek yok. Asıl iş Japonya'ya dönerken. Biraz karman çormandı. O yüzden bence hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü beni gerçekten işlemler çok bunalttı. Hani havalimanı olsun, hani eve geldikten sonra olsun. Bu tarz bir olayın olmadığını bilmediğim için belki bilirseniz daha az bunalırsınız diyeyim. Japonya'ya gelirken yine 72 saat içinde PCR veriyorsunuz. Yani yine der aynen 72 saat içinde bir PCR veriyorsunuz. Bu PCR testinin sonucunda elinizde bulunacak. Ayrıca Japonya bir belge daha istiyor. Hani bu PCR'ı, hani PCR testi aldım herhangi bir belge şeklinde değil de Japonya'nın tam hangi sesiydi bilmiyorum. Belki PDF olarak eklerim hani. Onu sanırım havaalanında da alabiliyor musunuz? Bana öyle bir şey vermemişlerdi. Ben okul aracılığıyla o belge elime ulaşmıştı. O belgeyi de doldurtuyorsunuz hastaneye. Hani bu belge işte ne oluyor işte, bu belgede işte testin adı, testin yapılış şekli, doktorun imzası, adı, yapıldığı tarih, bunları hani doktor doldurup kaşeliyor. Bu şekilde oluyor. Bir de sizin pasaport numaranızı da yazıyor oraya. Bunu yazıp doktora imzalatabilirsiniz. Hani belgeyi siz doldurup o şekilde yapabilirsiniz gelirken. Daha sonra bunu İstanbul'da gösteriyorsunuz. Uçağa binmeden pasaportunuza, oturum izninize ve çünkü oturum izni siz harç almamış oluyorsunuz. O yüzden oturum izni kartını gösteriyorsunuz. Yani en azından benim için hani vizem yok, oturum izni, hani vizemin süresi doldu. 2 ay giriş bir vizesiydi. Daha sonra oturum izniyle ilerledi. Sonra bu pasaport, işte pasaport, işte kimlik artık gerekiyorsa bunu gösteriyorsunuz. Hani normalde nasıl oluyorsa bunu gösteriyorsunuz. Bir de yanınızda o doktora imzalattığınız kağıdı istiyorlar. Bu kağıdı orada uçağa binmeden alıyorlar zaten. Size daha vermiyorlar. Uçağa bindiğiniz zaman
Daha sonra uçağa geçiyorsunuz. Uçağa bindiğiniz zaman işte size kağıt veriyorlar. Ne yapacağınız yazan bir kağıt veriyorlar. Bir gümrük işlemi için bir kağıt. Bir de hani bir kağıt daha doldurdum ama ona bakmadılar. Öyle elimde kaldı. O yüzden şu an hatırlamıyorum bile. Bu gümrük kağıdını gümrükteyken gösteriyorsunuz. Öbür katalog gibi hani böyle bir kitapçık hazırlamışlar. Bu kitapçık da uçaktan indiğinizde sizden bir kare kod istiyor. Bu kare kodu şöyle anlatayım. Tamam. Bu kağıtta sizin hani yakın temasta bulunmadığınıza dair 14 gün içinde işte şu ülkelere gittim, şu kimseyle iletişim kurmadım hani korona pozitif birisiyle ya da ne bileyim bu tarz bilgilerin olduğu bir Google formu dolduruyorsunuz. Bunun sonucunda da kare kod alıyorsunuz. Bu kare kodu da uçaktan inip pasaport kontrolünden uçaktan indikten sonra zaten ayırmışlar. Şöyle yapmışlar. Yani bu bölümü biraz karışacak. Neyse bu kitapçığı göstereceksiniz. Direkt indiğinizde ilk buna bakacaklar. Ama bunu yapamıyorsanız orada bilgisayar da var. İnternete bağlanıp da yapabilirsiniz. Yardımcı oluyorlar size zaten. Uçaktan indiğinizde de şöyle bir durum var. Zaten sizi karşılıyorlar. Ben geldiğimde sporcular da geliyordu. Böyle Hırvatistan'dan, işte Brezilya'dan bir sürü sporcu vardı. Çünkü ben 13'ünde giriş yapmış oldum. 13 Temmuz 2021'de giriş yapmış oldum. Nasıl oluyor? İşte Olympics diyor, ayrılıyor. Bir de Passengers diyor. Hani yolcular ve olimpiyat sporcuları bu şekilde bir yol gösteriyor. Siz işte şeye geçiyorsunuz. Yolcular kısmına geçiyorsunuz. Herkes aynı şekilde işlem görüyor ama yine de ayırıyorlar. İyi bir şey bence. Neyse. Zaten siz daha az oluyorsunuz. O yüzden biz belki biraz daha hızlı ilerledi. Bu ilerleyiş sesim aslında. Tekrar PCR testi var. Bu tükürükle olan PCR testi var. Bu PCR'ı veriyorsunuz. Elinizde hani belki bir şeylerin sırası değişebilir. Zaten oklar var. Hani böyle 2 saat dolanıyorsunuz orayı. Acayip karışık bir şey hani. Çok karışık bir şey değil. Pardon. Karışık değil. Yorucu mu diyeyim? Zaten her şeyde böyle insanlar var. Bir adım atıyorsunuz, orada bir insan var. Şunu yap diyor. Bir daha adım atıyorsunuz, orada bir insan var. Sen de şunu yap diyor. Bu testi verdikten sonra yine ilerliyorsunuz. Sadece bunların yerini tam hatırlamıyorum. Hani ne yaptılar, nereye gönderdilerse oraya gittim çünkü. O yüzden değişebilir hani. Bu test bir de size Japonya'nın harika özelliği sizi takip ediyor. 2 tane uygulama indirdi. Biri My Asos'tu, biri de Overseas bir şeydi. Overseas Entrance, o tarz bir şey. Her neyse, bunları size zaten onlar indiriyorlar. İlerliyorsunuz işte 2 tane uygulama indiriyor, sonra ilerleyin diyor. Oraya gidiyorsunuz, size uygulamayı aktive ediyor işte. Başka bir tarafa gidiyorsunuz, tekrar o uygulama üzerine bir işlem yapıyor, size nasıl kullanılacağını anlatıyor. Bu uygulamalardan bir tanesi My Asos'ta siz işte her gün saat 11'e kadar saat ya da işte size mail de atıyorlar hani eğer girmezseniz. Sağlığınızın işte 37 derece ateşinizin bulunmadığı ve işte semptom göstermediğiniz bir de yakın temasta bulunmadığınıza dair işte 2 tane soru çıkıyor. Onu işaretleyip gönderiyorsunuz. Eğer unutursanız da mail geliyor. Onun bir sorunu yok. Eğer yapmazsanız diyor şey adınız haberlerde falan yayınlanabilir diye bir şey uyarı veriyor. Öbür uygulamada da burası bu uygulama bir de eve gittikten sonra size 2 defa arıyor. Günde 2 defa arıyor. Her gün birer defa kesin oluyor ama ikinci arama 2-3 günde bir oluyor. İlk aramada size kaydediyor. Bu kayıtta nasıl oluyor? 30 saniye şöyle
tutuyorsunuz. Ve 30 saniye sizi kaydediyor. Böyle sanki şey gibi. Sizi görüntülü arama gibi arıyor. Öyle kaydediyor. İkinci aramada da böyle siyah ekran birisiyle konuşuyorsunuz bu sefer. Kayıt gibi değil de. İşte diyor ki evde misiniz diyor. Evi bize gösterin diyor, şöyle diyor. Nevin bir tane aradığında işte yalnız mı seyahat ettiniz, yanınızda bir yakınınız var mıydı şeklinde soru soruyor. Bu şekilde oluyor. Biraz da bunaltıcı yani, bilmiyorum. Diğer uygulamada da konumunuzu onaylıyorsunuz. Bu arada 3 gün otel karantinası var. Bu 3 gün otel karantinasından sonra eve gittiğinizde check-in yapıyorsunuz. Sonra ise bildirim geliyor bu uygulamadan ve siz o bildirimde işte buradayım diye her gün 1, 2, 3 artık kaç defa bildirim atarlarsa onaylıyorsunuz ve bunların hep saati değişiyor hani. Ayrıca yaptıkları diğer bir şey, Google Maps'e girdiler benim hesabımda. Konum geçmişimi açtılar. Hani ne kadar gerek vardı bilmiyorum. Oradan takip mi ediyorlar yoksa bir şey olunca oradan mı görüntüleyecekler, onun için miydi onu bilmiyorum. Ama bir de bu tarz bir şey yaptılar. Daha işte, yani konumunuz ellerinde yani. Bunu adam diyor ki 14 gün boyunca dışarı çıkma diyor. Seyahat, toplu taşıma kullanma diyor. Sanırım bunun takibini biraz daha iyi yapmak için bu tarz bir önlemler almışlar. Türkiye ile kıyaslayınca özellikle bence bayağı ciddilerdi. Bilmiyorum, benim hocama hani labdakilere bile bayağı sıkı yönetim şeklinde geldi. Bu arada PCR verdiğinizde sizin elinize böyle yeşil bir etiket bir şey veriyorlar. O etiketi otobüse bindiğinizde çıkartıyorsunuz. Bu muhtemelen işte 3 gün otel karantinasına girecek etiketi oluyor. Daha sonra yine ilerliyorsunuz falan işte bu tarz bütün işlemleri bitirdikten sonra işte sonucunuz geliyor negatif. Negatif sonucunuzu aldıktan sonra bavulunuzu alıyorsunuz. Bavulunuzu aldıktan sonra işte yine işte giriş damgası falan basıyorlar. Öyle biraz oyalanıyorsunuz. Daha sonra aldıktan sonra çıktığınızda bu yeşil etiketleri topluyorlar ve sizi otele götürüyorlar. Ben 3 gün otelde kaldım ve hani size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer yanımda bir yiyecek bir şey olmasaydı aç kalmıştım. Bunu bilerek gelin. Sigara odadan çıkmak yasak. Cam açılmıyor. Oda her gün işte saat 7'de anons geçiyorlar. Odanızdan çıkmayın. Yemek siparişi yapılacak diye anons geçiyorlardı. 7.30'da da işte yemeğiniz dağıtılmıştır. Alın, maskenizi takıp alın şeklinde. Bunun kapıyı açıyorsunuz. Kapı kulpuna koymuş oluyorlar. Hani tek çıktığınız an burası. Kapı kulpuna koyuyorlar. Alıyorsunuz. Top soğuk bir yemek. Yani ben hiç soğuk bir şey yemediğim için kaldı her şey. Burada tavuk da yemiyorum zaten. Helal söyledim. Hani ilk başta girişte tercihinizi yapıyorsunuz. Ama burada tavuk yiyesim gelmedi yani, bilmiyorum. Hani bir domates ya da marul varsa öyle bir küçücük tırtıkladım, sonra kaldı yani. Yanımdakinden yedim. İyi ki varmış yani. Bunu düşünerek yanınıza bir şeyler koyun derim. Çünkü 3 gün sürüyor. Bu esnada ateşinizi de ölçüyorsunuz. Otel arıyor sizi odadan. İşte bildiriminizi, ateşiniz kaç şeklinde. Otel de bir şey veriyor bu arada. O kare kodu okutuyorsunuz. Ateşinizi yazıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Hani her tarafa ateşinizin kaç olduğunu söylüyorsunuz. Gerçi bu MyAsos uygulaması, bu ateş girme işi yok, yine vardı. Tamam. Otelde de vardı, her yerde vardı. Bu üçüncü gün otele giriş yaptınız. Hani akşam olabilir. Ben Salı günü giriş yaptım akşam.
Çarşamba, Perşembe, Cuma kaldım. Cuma çıktım. Cuma günü sabah test yapıyorsunuz. Yapıyorlar hani. Dağıtıyorlar işte. Saat. Neyse dağıtır dağıtmaz bu testi yapın. Çünkü 9 gibi topladılar sanırım. 8 gibi dağıttılar desek 9 gibi topladılar. Yine tükürük şeklinde ilerliyor. Burada bilmiyorum Japonya tükürükle yapıyor. Hiç burun denk gelmedim. Antijen testi burundu. Daha sonra evet otelden çıkışta sabah veriyorsunuz. Saat 1'de beni aradılar. İşte dediler 2'de çıkabilirsiniz. Testiniz negatif diye aradılar. Hazırlıklı olun yani. Bana şey demişlerdi. Saat 4-5 gibi çıkarsınız demişlerdi. Ama 2'de çıktı. Hani bilmiyorum. Otobüs gelmiş herhalde. Çünkü otobüsün saati 4'tü normalde. Biraz erken oldu. Bence iyi oldu. Neyse biraz. Çünkü cam açamıyorsunuz. Bayağı hapis gibi bir şey. Hani bir tanesinde sonra yemeği yedikten sonra geri yere koyuyorsunuz. Hani hiç çıkmak yok. Bir tanesine kapıyı araladım baktım. Güvenlikçi vardı. Hemen size çeviriyor zaten kafasını. Bu arada hani sigara içenler için durum nasıl bilmiyorum. Çünkü odada sigara içmek de yasak. Şey diye not düşmüşler. Eğer dayanamayacağınızı düşünüyorsanız söyleyin şeklinde bir not düşmüşler. Hani sonrasında ne yapıyorlar bilmiyorum. Polisle birlikte falan mı gidiyorlar, ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Çünkü bizim grupta hani kaç kişiyizdir? 20-30 kişiysek az kişi yani işte gelenler zaten. 20-30 kişiysek hiç kimse içmiyordu. Sonra dönüşünüzde havaalanına bırakıyorlar sizi tekrar. Havaalanında bayağı kimse izlemiyor ama hani mesela yok ben kaça koyayım hızlı trenle gireyim falan derseniz zaten hızlı tren hani sizin kesin anlaşılır yani çünkü haritalarda açtılar konumunuzu kesin anlaşılır ve orada güvenlik bekliyor zaten öyle bir şey söz konusu olacağını hiç sanmıyorum. Ben çok sağ olsun Murat abiyle geldim Nagoya'ya hani evime o şekilde geldim. Gerçekten çok şükürler olsun yani. Bunu izliyorsa çok teşekkür ederim tekrardan. Daha sonra eve geliyorsunuz. Evde aramalar devam ediyor. Eve geldiğinizin ben akşam geldim. Ertesi günü yerimi bildirdim. Evdeyim diye uygulamadan. Sonra şeyden aradılar hani bu My Asos uygulamasından evde misiniz evinizi gösterin diye aradılar. Sonra bir iki gün işte kayıt geldi sadece. O şekilde ilerliyor ve bu aramaların zamanı hep değişiyor. Mesela ben hep şey diye düşündüm. En geç 4'e kadar arıyorlar diye düşündüm. Bir gün beni 7'de aradılar hani ve bu arama şeklindeydi. Görüntülü arama ama kayıt olmayan aramaydı. Bu şekilde 14 gün geçiyor. Evet, bayağı stresli oluyor biraz. Umarım herkesinki iyi geçer, sorunsuz geçer. Şey duyumları aldım. Karantinadayken evde o durmamış, yakalanmış, vizesi yanmış. Hani buna dikkat edin. Bence şakaları yok. Daha hazırlıklı olun dediğim gibi. Aç. Yoksa açsınız, kesin açsınız. Ama havaalanında mesela hiçbir şekilde sizi takmıyorlar. Çünkü biz hani geç çıkacağız diye hesaplamıştık. O yüzden birkaç saatimiz havaalanında geçti ve hani kimsenin umurunda değildi. Öyle de bir durum vardı. Umarım siz gelene kadar bu önlemler biraz daha olsun, azalır mı diyeyim artık ne diyeyim. Çünkü Japonya biraz merak ediyorsanız Japonya'da aşılamayı çok geç başladılar. Şu an ülkenin %30'u aşılanmış sanırım. %30'larda yani. Bizim laboratuvarda ilk defa birisi ilk aşısını olduğunda annesi hemşire olduğu için hani kız kardeşi hastanede çalıştığı için zaten aşı olabildi. O da Mayıs'taydı. Yani ikinci dozunu da Haziran'da aldı. Genel olarak Mayıs'ta başladı diyeyim size. Aşılama yavaş gidiyordu. Şu an okullara Moderna'yı sundular. Bu şekilde biraz hızlanacak galiba.
Öyle dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.